Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 2021 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili akrepler 2021 yılı öncesinde özellikle Satürn ve Jüpiter'in artık kova burcundaki hareketinin başlaması güçlü enerji değişimlerinde beraberinde getiriyor ve yılın ilk ayı Ocak çok önemli bir ay çok güçlü tesirleri içinde barındırıyor hemen ayın başıyla beraber gezegeniniz Mars uzun süredir hareket ettiği Koç burcundan ayrılacak artık. 6 Ocak itibariyle Boğa burcuna geçecek ve 3 Mart'a kadar 2 ay Mars Boğa burcunda olacak ve sizin tam karşıt burcunuzda olacak. Evet Uranüs de zaten Boğa burcunda ve Mars'la Uranüs'ün bu ay özellikle ay ortalarından itibaren ayın 10'undan itibaren bir araya geldiğini görüyoruz ve Kova burcundaki Satürn ve Jüpiter ikilisiyle de Uranüs ve Mars e, zıt açılar içerisinde olacak. Bu ne demek? Yani tabii ki bu biraz gerilim demek. Bu biraz stres ve baskı demek. Ay aslında çok güçlü bir ay ama iyi de idare etmemiz gereken, dikkatli etmemiz gereken önemli enerjileri içinde barındıran bir ay. 8 Ocak'ta Merkür Kova burcuna geçecek. Merkür evet bizim düşüncelerimizdir. E, planlarımız, programlarımız, algımız hani iletişim şeklimiz. Bu ay aslında yine daha sabit ama biraz ilerici bir Merkür etkisi altındayız. Bu ay düşünceleriniz genel olarak yine özel hayatınız, ailenizle ilgili konulara yönelebilirken Bunlar geleceğiniz ve kariyerinizle ilgili planlamaları da içerebilir. Daha ciddi konular içerisindesiniz aslında. Ve Merkür ay başından itibaren Mars'la da, Jüpiter'le de, Satürn'le de açılar yapacağı için, özellikle 8 Ocak'tan itibaren hızlı bu açıları yapacak. Bunlar hızlı düşünceler, hızlı fikirler, zaman zaman da fikirsel biraz çatışmalar biraz tartışmalar anlamına gelebilir özellikle yakınlarınızdaki kişilerle bunlara biraz dikkatli yaklaşmak dikkat etmek gerekiyor 13 Ocak'ta oğlak burcunun 23 derecesinde yeni ayımız doğacak yeni ay yeni olasılıklar demek yeni başlangıçlar yeni enerjiler demek ve bu yeni ay sizin haritanızın üçüncü evinde doğacak. Ee, toprak elementi sizi de aslında su elementine yani sizin burcunuza destek olan bir yeni ay bu. Ee, sizi bazı planlar, programlar, projeler anlamında destekliyor. Bu yeni ay özellikle ay sonuna kadar olan gelişmeler döneminde eğitim hayatınızda bir başlangıcı, bir karar verme sürecini ya da ticari konulardaki bazı aktiviteleri ya da bazı yasal anlaşmaları, sözleşmeleri gündeminize taşıyabilir. Birçok akrep içinde özellikle kardeşlerle ilgili mevzular, yakınlarında olup biten konular, yakın çevre daha çok yani, daha fazla gündemde olacak gibi görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz varsa, bu yeni ayın size bireysel etkileri daha güçlü olabilir. Bu yeni ay ile beraber bir seyahat, yani kısa da olabilir bu şehir için şehirler arası da olabilir. Yani işle ilgili, eğitimle ilgili ve yani özel e, ilişkileriniz, aile ilişkileriyle ilgili bir seyahatin gündeme gelmesini de aslında ay içerisinde, özellikle ayın ikinci yarısında bekleyebiliriz sevgili Akrepler. Ve ay ortasından itibaren. Artık Uranüs ile Mars birleşecek, işte Satürn Jüpiter'e kareyi açı yapacak. Biraz gökyüzü sert. Siz sabit bir burçsunuz ve bu kadar sabitlerdeki etkiler sizi de önemli bir şekilde gelebilir aslında. Yani lütfen daha esnek olmaya çalışın bu ay. Çok fazla e, inandığınız değerlere, düşüncelerinize, fikirlerinize böyle sabit bir şekilde inatçı bir şekilde tutunmamaya çalışın. Böyle olursa çok fazla Gerilim yaşanabilir çünkü. Biraz esnek olmak, biraz değişen şartlara uyum sağlamak daha doğru görünüyor. E, karşınızdaki kişiler, eşiniz, partneriniz gergin olabilir, çok tepkisel olabilir. Beklenmedik fevri davranışlar yapılabilir. Ailenizle ilişkileriniz arasında, eşinizle ebeveynler arasında olabilir bunlar. İşbirliklerinizde evet bazı beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz Aslında bireyselden çok kolektif alanda tüm dünya üzerinde içinde yaşadığımız koşullar içerisinde önemli sistem değişimleri var ve Ocak ayı özellikle Ocak ortalarından itibaren toplumlardaki bazı huzursuzlukları bazı düzene karşı gelmeleri isyankar tavırları arttırabilir bunun gerek yönetimsel sistemlerde gerek biraz daha ekonomik alanlarda stresleri de artabilir ve aslında hepimizin bir şekilde ekonomimize, paramıza, kaynaklarımıza da daha dikkatli yaklaşmamız, çok fazla risk almamamız gereken bir dönemde olduğumuzu da söyleyebiliriz. Ve genel sağlığınıza da tabi biraz dikkat etmek gerekiyor sevgili akrepler. Bu kadar gerilimli açı özellikle kronik sorunları arttırabilir. Nörolojik sorunları, tansiyon gibi dengesizlikleri, dolaşım sistemi problemlerini gerek kendi bünyemizde gerek yakınlarımız, çevremiz, eşimiz, ailemiz hani bu alanlarda biraz böyle risk unsuru olarak ortaya çıkarabilir. Bunları da göz önünde bulundurmakta fayda var. 19 Ocak'ta artık güneş kova burcunda parlamaya başlayacak. Ev ve aile alanlarınız ve ailenizle ilgili konuları daha fazla aydınlatırken tabii ki önümüzdeki bir aylık süreçte özellikle bu alanlardaki yenilikler anlamında yeni kararlar, yeni oluşumlar alanında da enerjileri güçlendirecek. Ve 28 Ocak'ta aslan burcunda 9 derece Aslan burcunda dolunay meydana geliyor. Sizin için yine çok güçlü bir dolunay. Tam kariyer alanınızda, toplumdaki e, görünüşünüz, kariyeriniz, statünüz alanında parlayan bir dolunay. Size güçlü bir başarı getirebilir. Biraz daha görünür hale gelebilirsiniz, dikkat çekebilirsiniz ün şöhret başarı alanında da önemli bir dolunay aslında. Ama görevler, sorumluluklar her neyse hayatınızda onlara da dikkat çekiyor. Bu dolunay kariyer hayatınızda mesleki alanlarda görev ve sorumluluklar alanında ya da ailevi konulardaki ya da aile içerisindeki toplum önündeki kimliğiniz, duruşunuzla ilgili alanlarda bazı güçlü dönüşümler getirebilir. Evet bir işbirliğine başlamak, ayrılmak, bir evliliği tamamlamak ya da bir evlilikte önemli kararlar vermek, yer değişimleri, görev değişimleri, e yine işle ilgili olabilecek bazı önemli adımlar. Tüm bunlar bu dolunayın kapsamında olabilir. Az veya çok etkilenebilirsiniz. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. 9 derecede olacağı için güneş burcunuz, yükselen burcunuz özellikle 9 derece ve yakınlarındaysa ve özellikle haritanızda sabit burçlarda gezegen yoğunları varsa bireysel etkilerinin çok daha güçlü, dönüştürücü ama biraz da stresli olabileceğini söyleyebiliriz. Bu dolunay genel itibariyle güçlü bir dolunay ama çok da böyle değiştirici, dönüştürücü stres yaratan bir dolunay. Sevgili akrepler, özellikle buna dikkat çekmek istiyorum. E, doğum gününüz e, Ekim ayının sonu ve Kasım ayının başlarındaysa, bu dolunay tesirlerini güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Yükselen burcunuzda 9 derece ve yakınlarındaysa yine bu e, dolunay tesirlerini gerek iş, kariyer gerek ailevi alanlarda daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz ve tabii ki sağlık konularına da dikkat etmek gerekiyor. Kazalara, sakarlıklara biraz daha fazla bu dolunay döngüsünde dikkat etmek gerekiyor. 30 Ocak'la beraber Merkür Kova burcunda gerilemeye başlayacak 2021'in ilk Merkür retrosu. 20 Şubat'a kadar devam edecek. Artık klasik olarak biliyoruz. Merkür retrolarında iletişime dikkat ediyoruz. Önemli kararlar vermemeye çalışıyoruz. Sözleşme imzalamamaya çalışıyoruz. Ve tabii ki aile içi ilişkilerde bir şeyleri tekrar ele almak, gözden geçirmek söz konusu olabilir bu dönemde. Özellikle taşınma, sözleşme yapma, bir şeyleri satma, kiralama ya da iş hayatınızda yapmak istediğiniz bazı adımlar varsa atmak istediğiniz yenilikler varsa bunları lütfen 30 Ocak'a kadar yapmaya çalışın. 30 Ocak'tan sonra 20 Şubat'a kadar Merkür Retrosu bu konularda bazı gecikmeler yaratabilir, bazı karışıklıklara da neden olabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.